Merhaba arkadaşlar, Aydoğu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir tarif hazırladım. Bu tarifi mutlaka deneyin. Evde kendi İskenderinizi kendiniz yapın. Ve ben bu İskender'i de köfteli hazırladım. Buyurun geçelim yapımına. İlk olarak pidenin hamurunu hazırlayalım. Ben makineye yoğurtturdum. Yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, yoksa yarım paket yaş maya, 3 adet küp şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, böyle yarım su bardağından da yarısı olacak şekilde sıvı yağ ilave edelim. Sonra karıştıralım. Üzerine ilk etapta 3 su bardağı un ilave edelim. Ununu ilave ettikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Ben 4. su bardağı unu da yoğurmaya başladıktan sonra hemen ilave ettim. Çünkü çok cıvıktı kıvamı. Sonra ben üzerine yarım su bardağı daha ılık su ilave ettim. Biraz daha hamuru çoğaltmak için. Yani toplamda 1,5 su bardağı ılık su kullanmış oldum. Sonra üzerine direkt 5. su bardağı unu da ilave edelim. Ve güzel kıvam alana kadar makineye bir 5 dakika yoğurtturalım. Böyle hamurun kıvamı kesinlikle katı bir kıvam olmayacak. Bu pidelerin hamurunun kıvamının cıvık olması gerekiyor. İstediğiniz sonucu elde edebilmeniz için cıvık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kıvamı biraz daha cıvık geldi ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Ve unu toparlayana kadar, böyle komple hamura yedirene kadar tekrar yoğurtturalım. Bu pidenin tarifini mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben yeni aldığım o makinede yaptım. Taş fırın lezzetinde. Altı makinenin taş fırın. Mutlaka siz de deneyin. Eğer bu makineden bulma imkanınız yoksa fırında da yapabilirsiniz bu pideleri. Fazla kurutmamak şartıyla bu pideleri fırında da yapabilirsiniz. Hamur yoğrulduktan sonra şöyle bir toparlayalım ve hamur iki katına çıkana kadar mayalandıralım. Mayalanan hamurun havasını alalım. Masanın üzerine unlayalım. Ve hamurdan böyle küçük parçalar olacak şekilde kopartıp bezeleyelim. Sonra her bezeyi böyle elimizle düzleyip üzerine unladığımız tepsinin üzerine hamuru alalım. Ben bezeleri fazla büyük tutmadım arkadaşlar. Gayet küçük tutmaya gayret ettim. Çünkü tabağın üzerine bir pideyi komple aldım. Eğer bezeleri büyük tutarsanız da bir pideden değil de yarım pideden yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Pidelerin üzerine sürmek için bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurdu alıp güzel çırpalım. Sonra o makinenin böyle bir aparatı var arkadaşlar. Onun üzerine unlayalım. Bezeyi olduğu gibi onun üzerine alıp üzerine yumurtalı karışımdan sürelim ve böyle tırnak uçlarımızla pideyi tırnaklayalım. Ben böyle komple pidenin her tarafını tırnakladım. Çok fazla kabarmasını istemedim. Ama normal pide yapacaksanız bayağı bir aralıklı şeklini verebilirsiniz. Ben böyle tırnak pide şekli verdim. Çok fazla kabarsın istemedim. Sonra bezeyi böyle elimizle dikkatli bir şekilde biraz büyütelim. Biraz inceltelim yani böyle fazla kalın olmasın. Sonra makinenin üzerine alıp pişirelim. Pişmesi en uzun 4 dakika sürüyor arkadaşlar. Makine iyice ısındıktan sonra 3,5-4 dakikada böyle pideler hazır oluyor. Yine aynı bu şekilde bütün pidelerimiz bitene kadar devam edelim.
Ben 6 tane böyle küçük pide hazırladım. 2 tane de büyük pide hazırladım çorbanın yanına. Bakın bu şekilde oluyor. Çok fazla kabarmasını istemedim ama yumuşacık oluyor. Özelliği de hamurunu sert yoğurmamamız arkadaşlar. Gayet böyle yumuşak bir hamur yoğuralım. Böyle her pişen pideyi bir sofra bezinin arasına saralım. Kesinlikle kurumasın. Orada yumuşacık dursunlar. Köftemiz için ben makineye yoğurttum arkadaşlar köfteyi de. Yoğurma kabının içerisine 1,5 kilo orta yağlı dana kıymayı alalım. Üzerine 1 adet soğanı rendeleyelim. 1 çay bardağı galeta unu, baharat olarak da kimyon, karabiber, kekik, karbonat ve kırmızı toz biber ilave edelim. 1 tutam maydanozu ince olacak şekilde doğrayalım. Üzerine 2 adet de yumurtayı kırıp yoğurmaya başlayalım. Ve yeteri kadar da üzerine tuz ilave edelim. Ve böyle makineye güzel özleşene kadar yoğurtturalım. Bakın böyle bu kıvamda olması gerekiyor. İyice kıyma baharatlarıyla özleşsin. Yoğurma işlemi bittikten sonra bir kasenin içerisine su alıp elimizi ıslatıp köftelerin şeklini verelim. Ben köfteleri fazla büyük yapmadım arkadaşlar. Böyle ekmek üzerine koyacağım için küçük tuttum gayet köfteleri. Fazla büyük yapmadım. Siz de o şekilde kendinize göre ayarlarsınız. Köfteleri hazırladıktan sonra buzdolabına alıp dinlendirelim. Arpa şehriye çorbası için tencerenin içerisine sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı salçayı alıp güzel kavuralım. Salça güzel kavrulduktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar un ilave edelim. Unla salçayı da güzel kavuralım. Sonra üzerine yeteri kadar kaynar su ilave edelim. Sonra topaklanan salçayı böyle bir çırpıcıyla çırpıp dağıtalım. Suyumuz kaynadıktan sonra üzerine yeteri kadar arpa şehriye ilave edelim. Karıştıralım. Üzerine baharat olarak da istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Sebze, ister benim gibi sebze bulyon, isterseniz tavuk bulyon, et bulyon da kullanabilirsiniz. Benim elimde hazır kendi yaptığımız sebze bulyon vardı. Bu sebze bulyonu eltim hazırlamış arkadaşlar. Bana da verdi. Çorbalara çok yakışıyor ama nasıl yaptı bilmiyorum. Çok lezzetli. Çorbayı 15 dakika kaynatıp kenara alalım. İskender'in sosu için tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ alıp eritelim. Üzerine bolca salça ilave edelim. Böyle bir 5-6 yemek kaşığı kadar salça ilave edelim. Sonra salçayı güzel kavuralım. Benim kullandığım salça el yapımı salça olduğu için biraz fazla ekledim arkadaşlar. Ama hazır kullanırsanız bu kadar fazla gitmez. Sonra üzerine salçanın bir diş de sarımsağı rendeleyelim. Karıştıralım. Ve kıvamlı olacak şekilde üzerine su ilave edelim. Kesinlikle çok cıvık olmasın. Böyle kendiniz suyun miktarını salçanızın kıvamına göre ayarlayın. Üzerine 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber de ilave edip karıştıralım. Sosumuz kaynadıktan sonra kenara alalım. İskender'in köftesi için büyükçe bir tavanın üzerine sıvı yağ ilave edelim. Yağ ısındıktan sonra köfteleri tavada kızartalım. Arkalı önlü güzel kızartalım. Köfteleri çok fazla kurutmamaya dikkat edin arkadaşlar. Ben orta ateşte kızarttım. Böyle harlı ateşte kızartmadım. Çabuk yanmasın diye. Bir de küçük bir tavada 5-6 adet yeşil biber kızarttım. O esnayı çekmedim arkadaşlar. İsterseniz biber kızartıp süslemek amaçlı kullanabilirsiniz. Köfteler kızardıktan sonra böyle derince bir tabağın içerisinde köfteleri alalım.
Bakın size pidelerin yumuşaklığını göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka bu pideleri deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Böyle küçük bir adet pideyi alıp böyle ince olacak şekilde pideyi doğrayalım. Ve bu doğramış olduğumuz pideyi böyle olduğu gibi servis tabağının üzerine alalım. Böyle ben pidenin tamamını aldım. Yine aynı şekilde bir adet pideyi doğrayıp servis tabağının üzerine alalım. Hazırlamış olduğumuz sostan, böyle o salçalı sostan pidelerin her tarafını kaplayacak şekilde üzerine ilave edelim. Böyle pidelerin üzerine sostan dökelim. Sonra kızartmış olduğumuz köftelerden istediğiniz miktarda böyle pidelerin üzerine alalım. Sonra 2-3 yemek kaşığı tereyağını iyice kızdıralım. Ve köftelerin üzerine tereyağlı sostan bolca dökelim. Tabağın boş kalan kısmına da 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim. Kenarına 1 adet kızartılmış biber ve domates de ilave edip süsleyelim. Ve yemeklerimiz servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.